ışıklı neonlara yazılanlardan bir isim. Nilüfer Aydan. Genç, hatta belki bugünün ölçülerinde çocuk sayılabilecek yaşta sahneye çıkmış ve yine o yılları takip eden dönemde anneliği tatmış. 50'li yıllarda, henüz 18 bile değilken, kendi değerleri, ilgileri, heyecanları ve doğrularıyla yaşanmış bir ömür. Hem iyimser, hem de gerçekçi, sıcak ve gerçek gülebilen bir insan. Nilüfer Aydan. Sizinle karşı karşıya gelince insanın hissettiği hava, hayatı da işini de severek yapmış, yaşamış birinin esirdiği hava. Doğru mu hissediyoruz? Doğru. Peki o sevdikleriniz için de bir mukayese yapmak mümkün mü? Yani dansla başladınız, sinemayla devam ettiniz. Tabii televizyonda da oyunculuğunuz var aynı zamanda. Bunlar mukayese... Tiyatro hariç hepsini yaptım. Peki bütün bunlar birbiriyle mukayese edilebilir, birbiri yerine geçebilir şeyler mi? Yoksa ayrı ayrı şeylerden mi bahsediyoruz? Hayır, hepsi ayrı, zevkleri ayrı. Sahnede dans ederken ben folklorda çalıştım. İlk eşim yani Yılmaz Duru'dan ders almıştık. Folklor yapıyorduk, içine de oryantal katıyorduk. Amerika'da 2 seneye yakın bir zaman kaldı. Sahnede tabii oynamak, birebir seyirciyle olmak, tadı taze taze yaşıyorsunuz orada. Sinemayı ele alırsak, oynuyorsunuz, rolünüzü yapıyorsunuz, kafanızda nasıl oldu düşüncesi var, onu perdede seyrederken, ya beğenmiyorsunuz ya beğeniyorsunuz. Sonuç artık ortaya çıktıktan sonra ancak değerlendirilir. Ama yaparken bilmiyorsunuz onu ne olduğunu. Ben her zaman şimdi şaşıracaksınız. Kendimi sinemada seyrettiğim zaman hep eksik hissettim kendimi. Ama sahnede tatmin oldum. Yani yüreğinizde yaşadığınız orada çıkmıyormuş gibi geliyor. Belki çok fazla hissediyorsunuz. Çok fazla duyguyu yüklüyorsunuz. Sanki perdede çıkmıyor gibi geliyor. Bana öyle geliyor. Şimdi oyunculuk üzerine derinleştireceğiz o sohbeti ama yine danstan hareketle gitmek istiyorum. Şöyle ilginç bir hikaye geliyor bana işin o faslında. Dansçı için siz folklorik figürlerle birlikte bu dansı icra ediyordunuz ama Türkiye dışına açılmak büyük bir özlem. Oyunculuk için de elbette böyle. Tabii ki hepsi. Ama bir dansçı için de böyle. 2 yıllık bir Amerika tecrübesi, üstelik çok genç bir yaşta. Ne kattı hayatınıza? Nasıl hissettiniz? O gün ne hissettiniz? Ve bugünden oraya bakınca ne katmış olduğunu görüyorsunuz. Aslında birazcık sinemanın kendisi gibi hayatın kendisini izlemekte. Belki uzun yıllar sonra daha iyi görülüyor ama. Şimdi ben tabii biraz dertli gittim Amerika'ya. Evlenmiştik. Evlenmeden evvel de bizim her şeyimiz hazırlandı Amerika'ya gideceğiz diye. Hamile kaldım. Tabii ki Yılmaz benden evvel gitti. Ben çocuğumu dünyaya getirdim. Annemi bıraktım gittim. Yani biraz acıyla gittim. Hiç yurt dışına gitmemişim. Avrupa'ya bile gitmemişim. Bir Ankara, İzmir ve İstanbul biliyordum. Anadolu'yu bile görmemiştim. Yani tabii fazla tat almadım ben Amerika'dan. Özlem duydum. Hep üzüntü. Aileniz, çocuğunuz. Evet, annemi merak ediyorum, çocuğu merak ediyorum. O binalar böyle üstüme yıkılacakmış gibi geliyordu. Korkunç bir şeydi o. Hele bir de New York biliyorsunuz. Feci. O gökdelenler falan. Dönüşü de geldiğim zaman kendimi bir köye gelmiş, küçücük bir yere gelmiş gibi oldu. Pişmanlık duydunuz mu peki yani? Hayır. Ben pek pişmanlık duymadım. İyi ki de gitmişim, iyi ki de görmüşüm. Sonra benim oğlum, küçük oğlum Amerika'ya yerleşti. Zaten şimdi daha da sık sık gidiyorum. Şimdi daha tat alıyorum. Daha anlıyorum yaşımın icabı. Çok küçüktüm çünkü. O zaman tabii 16-17 yaşında gittim ilk gidişim. Evet, genç değil küçük yaş demek daha doğru olacak hakikaten. Evet, çok çok küçüktüm. Peki şimdi bu her şeye rağmen o genç yaşta da çok önemli bir tecrübe. Oyunculuk onun arkasından gelebilecek doğal bir sonuç gibi mi duruyordu? Oyunculuk nerede duruyordu bunun arkasında? Planlanmış bir şey miydi? Hayır, değil. Oyunculuğun bir defa o yaşlarda bile kalabileceğini düşünüyordum. Yani sinemanın. Ama dans geçici. Siz gençseniz dans edersiniz. Yaşlandıktan sonra edemezsiniz.
onun bilincindeydim. Hı hı. Sonra ben yapı olarak, şimdi şaşıracaksınız, ben 20'lerde 30-40 yaş hallerimi düşünüyordum. İşte 30'larda 50-60'ları düşünüyordum. Hep kafamda var. Yani zaman geçeceğini biliyorsunuz. Belki onun için bu kadar sağlam kalabildim. Bünyeme çok iyi baktım. Yaşlanacağımı bildiğim için yiyeceğimi, içeceğimi, sigara, içki falan bunları, hiçbir alışkanlığım yok. Hiç ama. Bu kendi içinizde kendi oluşturduğunuz doğrularınızla mı ilgili? Ben misafirlerime doğrusu biraz aileleri üzerinden tanımayı da seviyorum. Yani doğru. Hayatınıza etki doğru. Eden kimler vardı? Böyle modeller mi vardı? Ailenin alışkanlıklarıyla mı ilgiliydi? Şimdi, nasıl bir anlayış oturdu? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Biraz biz parçalanmış bir aileyiz. Babamı kaybettim ben 7 yaşındayken. Telsizciydi gemilerde. Gemi battı işte. Boğulmadı, çok güzel yüzerdi. Dondu. İki kişi kurtuldu. 5 kişinin ölüsü bulundu. Bir tanesi babamdı. Donarak 7 Nisan, pardon 7 Aralık'ta gitti. Annem iki kızla kaldı. Ablam ve ben. Ablam çok hırçındı. Müthiş flörtçüydü. Belki ablamın bana faydası oldu. Ben böyle olmayayım. Bu olabilir. Çok frenledim kendimi. Mesela Yılmaz Duru'ya gelene kadar benim flörtüm yoktu. Yılmaz Duru benim flörtüm ve eşim oldu. Ama yani annem öyle baskıcı bir kadın değildi. Çok modern bir kadındı annem. Ama ablam belki bana bir model değil diye örnek mi oldu? Daha mı takip edeyim hayatımı? Daha mı dikkatli olayım? Hı hı hı. Zannedersen. Bebeğe galiba böyle. O vesile olmuş herhalde olumsuzluktan. Hani şöyle bir söz vardır ya, insan kendi hayatından da tecrübe edinebilir ama bir başkasının hayatındaki tecrübeleri kendine aktararak. Evet, bu çok herkesin enteresan. Yapabileceği bir şey de değil. Tabii annem çalışmaya başladı. Çok çok zordu hayat. İyi bir aileden yetişme. Zaten annem de aykırı bir kadın. Babamla evleniyor. Babam İzmirli. Alelade yani normal bir aile. Girit Adası'ndan gelmiş zaten onlar. Babaannem Rum'dur benim. Anne tarafım Çerkez ve Arnavut'tur. İstememişler babamı damat olarak. Tabii annem dayatmış demek ki yani o tarihte. İstememelerinin sebebi kızlarına layık mı görmediler? Ya biraz tabii öyle. Yani benim baba tarafımda çok sevdiğim bir ailedir ama demek ki bir ayrımcılık olmuş. Öyle birdenbire işte şey yoksulluk oluyor babam tabii şey ölünce. Yani zor hayat. Güçlü bir kadın mıydı anneniz? Güçlüydü evet. Allah'tan ki güçlüydü ama ablamdan çok çekti. Çok çekti. Bildiğiniz gibi değil. Eyvah. Deşsek mi oraları biraz, neler var neler yok diye? Yani çok flörtçüydü. Geç gelirdi falan. Okula gitmezdi. Aman Allah'ım neler. Siz nasıl bir evlat oldunuz? Yani ablanızın hallerinin size ibret olmasının ötesinde, şimdi düşündüğünüzde annemi şuralarda yormuşum veya hayır onu üzmemek için çabaladım şimdi, dediğiniz bir çocuk. Annem de tabii ne de olsa tabii genç, o da genç anne evet. Olduğu için zannetti ki annem ablamı yani döverekten belki adam ederim diye düşünmüş olabilir. Ben mesela annemden dayak yemedim ama ablam yedi. Hiç unutmam. Babamı kaybettikten sonra öğretmen demek annemi çağırmış. Aynı okulda okuyoruz ablamla. Öğretmen şöyle bir şey söyledi. Sizin kızınız dedi. Ne güzellikten anlar, ne dayaktan anlar, ne cezadan anlar. Hiçbir şey anlamaz. Mukaddes Hanım sizin işiniz çok zor dedi. Bakın bunu... 7 yaşındaydım ya da 8'di bilmiyorum, hatırlıyorum. Ve onu da bilen dersini aldım. Sizi çok güzel falan da söyledi. Belki de annemi orada bir kendimce korumaya aldığım için uslu bir kız oldum. Peki ilerleyen dönemlerde tercihleriniz, yapmaya çalıştığınız şeyler anneniz tarafından nasıl karşıladı? Mesela dansa başlamanız veya oradan oyunculuğa geçişiniz. Evet, dansı çok severdim. Düğünlerde hemen çıkar oynardım mesela. Meşhurdu benim. Her düğünde yani akraba falan evlendiği zaman oynardım. Yani ablamın arkadaşı vardı filmci. Esat rahmetli oldu. Esat Özgür.
Anadolu filmin sahibiydi. Onun çok katkısı oldu. Bir hamiydi, bir baba gibiydi. Amerika'ya yerleşecekti. Mesela beni artık 15 yaşındayım filan. Oraya onunla konuştu ve ben orada hemen dansa başladım. Ben hayata çok güzel şanslarla başladım. Yılmaz Duru'dan ders aldım. İşte sonra folklor çalıştık. Orada başladım. Annem pek ses etmedi. Çünkü biliyordu ben kendimi iyi koruyabilecek, sakin. Çünkü hiç üzmedim annemi. Onun getirdiği bir güven ve evet, huzurla. Evet, razı oldu. Ablam da zaten dansçıydı. O da başlamıştı dansa. Zihninizde o küçük yaşta hani dans edeceksem bunu sınırlı bir zamanda yapabilirim. Ama oyunculuk daha uzun ömürlü olacaktı. Bunu biliyordum dediniz. Oyunculuğa geçiş nasıl oldu? Şimdi onu da anlatayım. Gülersiniz tabii. Gençlik, çocukluk. Bizim zamanımızda siz bilmezsiniz Amerikan filmleri çok meşhurdu. Ve de müzikal filmler çok severdik. Bir de Arap filmleri vardı revaçta olan. Hı hı. Türk filmleri pek önde değildi o zamanları. Biz Amerikan film hayranıydık ve ben Hollywood'da artist olacağım. Böyle bir idealim vardı. Yani Türkiye'de değil. Hollywood'da. Hedef Hollywood. Evet. Giderdim. Taklit yapardım o Jim Carrey'ler filan, o Fred Astaire'ler. Alırdım elime işte şemsiye falan. Şemsiyeyle. Evet, öyle. Dans ederek dans. Üstelik tam da aslında evet, sizin kaleminiz. Tabii ama gene de oyuncu da olmayı düşünüyordum. O da var hesapta. Tabii dans oldu, sinema oldu Türkiye'de. Ama dansı Amerika'da yaptık. Sinemayla ilk tanışma, ilk adım atma Yeşilçam dediğimiz o dünyanın içine. O nasıl oldu? Kolay oldu o da. Ben tabii dansa başlayınca çünkü pek böyle daha muhafazakar aileler artist olmuyordu. Yani sinema artisti olmuyordu. Dikkat edin o devrin biraz parçalanmış aileleridir. Çünkü sanat olarak kabul edilmiyordu sinema. Tiyatro farklıydı. Sinema pek beğenilmiyordu. Halk da gitmiyordu sinemaya zaten. Bir de üstelik. Gitse bile saklıyorlardı sanki. Ben dansa başlayınca Zeki Müren'in de o çok debdebeli zamanı ya ikinci filmi yapmıştı galiba. İki film, üçüncüsü benle. Yılmaz Duru'yla da tanışırlardı. Yani Zeki Müren istedi beni zaten filmde oynamamı. Kemal film vardı o zaman, Osman Seden'i. Orada ben Altın Kafes, Sezer Sez'in, Zeki Müren ve iki tane şöhretin insan içerisinde ben çıkıyorum. Ne hissettiniz? Ve en merak ettiğim şeylerden biri şu açıdan. Korkunç yani, bir heyecan. Size anlatamam. Feci bir heyecan. Yıldızların arasında ve siz çok gençsiniz. Kalbim duracak gibiydi. Anlatamam size. Müthiş de tat aldım tabii. Zeki şeydi zaten. Biraz takılırdı bana. Annem varken yapmazdı. Annem yokken çok takılırdı. Hatta şöyle bir şey söyledi. Ben şimdi Zeki Müren'in bir hayatını yazdı Rade Dikici. Belki duymuşsunuzdur. Orada da verdim bu malumatı. Şey dedi Osman Seden'e, Nilüfer'in dedi ses tonu çok güzel dedi. Kendisini konuşsun dedi. Türkçesi de fena değil dedi. Demek ki Türkçemi beğenmemiş. Kendisi konuşsun dedi. Yani dublaj yapılmasın. Osman abi dedi ki yok dedi, onu yerler dedi. Ne demekse? Ne demek? Evet yani hakikaten neden? Dublajcılar yermiş beni. olmaz sokma kızın aklına böyle şeyleri dedi. Yapma dedi hemen. Ben de düşündüm dedim kendim konuşayım ama Türkçem de galiba pek iyi değilmiş. Herhalde Osman Seden ondan istemedi diye düşündüm. Değil. O bir pazarmış dublajcılar. Dışarıdan pek almazlarmış. Tiyatrocular konuşuyor ya. Hı hı hı. Onun içinmiş o. Yani beni yerlermiş dedikleri bu. Kendi piyasalarının içine, kendi yani ortamlarının içine almıyorlar. Evet. Gerçi o durum galiba artık değişti. Ama benim söylediğim bahsettiğiniz 58 seneleri. Çok eski. Peki sinemada yani başka bir yere zıplıyorum şu anda ama kendinizi seslendirebildiniz mi sonraki aşamalarda? Hayır. Halit Refik ile evlendikten sonra gene kendimi seslendirmedim. Kendi oyunumu. Yalnız yan oyuncular ufak ufak konuşmaya başladım. Onu yaptım. Yapılan filmlerde küçük küçük şeyler yaptım. Yıldızlar arasında müthiş bir heyecan hissettim dediniz ama her şeye rağmen mesela aynaya baktığınızda genç Nilüfer Aydan nasıl görüyordu kendisini?
Çok güzel, çok hoş bir genç kız çünkü aynı zamanda. Hissediyor muydunuz bunu? Hedefleriniz var mıydı? Tabii. Şimdi o yaşlarda tabii aynaya bakıyorsunuz, beğeniyorsunuz kendinizi. Çünkü gençsiniz, beğeniyorsunuz. Ama ben bunun kalıcı olmadığını o yaşlarda bile biliyordum. İnanın ki. Yaşlanacağımı biliyordum. O zaman ne yapacağım? Kendime iyi bakacağım. Hayata güzel bakacağım. Yiyeceğimi, içeceğimi dikkat edeceğim. Program içinde bile. Benim alabileceğim en önemli sırlardandır evet. Bu. Yani kendine bakmaktan tam olarak neyi kastediyorsunuz? Fiziken mi, manen mi, ne var? Hepsi. Yeme içme alın. İnsanlara güzel bakın. Mesela kıskançlık yapmayın. O insanı en çok yıpratan şey. Mesela derler ki yalan söylenmemesi. Herkes ufak tefek yalan söylüyor. Bir hayatı kurtarmak için. Bir şeyi kurtarmak için. Tabii ki büyük yalanlar, keyfi yalanlar çok çirkin bir şey. Ama kıskançlık insanı yıpratıyor. Hayatınızı değiştiriyor kıskançlık. Uğradınız mı? Kıskançlığın katına yani, uğradınız oluyor, oldu mu? Olmaz mı? Tabii ki oluyor. Tabii ki oluyor. Meslektaşlarımdan değil ama. He, onu soracağım yani. Hayır. Meslektaşlarımdan değil. Gıpta edilebiliyordu birbirlerimize. Taklit yapıyorduk. Onlar oluyordu mühim değil. Ama ciddi kıskançlıktı. Bir sanat içerisinde değil. Dışarıdaki insanlar daha çok kıskanıyordu sizi. Sizin yaşıtınız olan tabii. Onlar daha çok kıskanıyorlar. Arkadaş çevresi falan gibi yani, yoksa? Yani tabii. Hmm. Ama ben ayıklamasını çok iyi bilirim. Çünkü buna çok benim kriterimdir. Kıskanç insansa uzak durmaya bakarım. Korkarım kıskanç insandan. Ne yapacağını belli olmaz çünkü. Şimdi eş zamanlı olarak şeyde konuşmaya başlayalım mı bir parça? Yani mesleki hayatınızı aldık ama o esnada evlilikler de yaptınız. Üç tane. O evlilikler de ilk ikisi çok genç yaşlarda sayılabilecek. Çok geçimsizim yine. Zaten ben. Eyvah, öyle mi diyorsunuz? Arkadaşlarım da geçimliydi, eşler de değil. Cidden nasıl değerlendiriyorsunuz kendinizi? Ben size bir şey söyleyeyim, şimdi daha çok şaşıracaksınız. Ben üçüncü evliliğimi kaç yaşında yaptım dersiniz? 24-25 yaşında yaptım. Üçüncü evliliğimi. Üçüncü evliliğimiz? Tabii. 24 çok gerçekten. Ama ilk evliliğinizin çok genç çok bir küçük, yani tabii. Çocuk yaşta neredeyse tabii, olduğunun tabii, farkındayım tabii, da. Tabii. Ama şu var. İyi ki ben o evlilikleri yapmışım. Daha hayata daha mazbut kalabiliyorsunuz. Mesuliyet çünkü. Evlilik mesuliyet. Ama bekar insan istediği gibi yaşayabilir. Çok erken yaşta anne de oldunuz dolayısıyla. Tabii. İşte 17 yaşında kucağıma aldım. Oğluma. Yakın bir yaş değil mi? Yani yakın. Ana evlat için çok o yakın. İlişkinizi ikinci çocuğunuzla aranızda kaç yaş fark var? Onu kaç yaşında yaptım? 30 küsur yaşlarında filandım. Hiç bunun mukayesesini yapabildiniz mi? Yani her ikisiyle olan ilişkiniz şöyle, nasıl? Tabii birincisinde daha bilinçli oldu. Öbürü çocukluğuma geldi. Bir de ben çocuğumu bıraktım Amerika'ya gittim. Orada Amerika, öyle bir tarafı tabii, da var. Hasret çekiyorsun tabii. Her çocuğu seviyorsun. Nerede çocuk görsen. Geldim buraya. Annemin bir işi vardı. Bana bıraktı çocuğu gitti. O bir köşede ağlıyor. Ben bir köşede ağlıyorum. Geldiğimde de gençtim zaten. 20 olmamıştım geldiğimde. Annemi istiyor tabii normal olarak. Ben de bu çocuk niye ağlıyor diye bakıyorum. Karşılıklı annem geldi. Karşılıklı ağlıyoruz çocuk. Turhan'da. O diğer oğlum da daha bilinçliydi. Daha farkındaydı. Önemli bir tecrübe tabii geride bırakılmış. Daha. Az önce bir şey söylediniz. Şaka mı ettiniz yoksa sizce acaba içinizde gerçeklik payı var mı? Nasıl bir eştiniz? Şimdi bilmiyorum nasıl bir eş olduğumu ama ben evlilikler beni sıkıyordu maalesef. Ben sıkılıyordum. Kova burcuyum zaten. Kova burcunda varmış bu galiba özgürlük. Yani çünkü üçü de kusurlu değil ya artık. Hadi bir tanesi kusurlu. Ben burada evlenmişim. Çocuğum olmuş. Hamileyken beni bıraktı gitti mesela Yılmaz Dur. Çünkü kağıtlarımız yapılmıştı. Beraber gidecek. Hamile olduğunca beni Amerika'ya almadı. Kalktı gitti. Bu mesuliyetsizlik tabii. Yani belki ilk darbeyi oradan yemiş oluyorum. Gencici güven kızım. Problemi yaşadınız mı sonrasında? Tabii. Bir defa şimdi genç kızken başka evlenmiş bir kadın olarak bu meslekte çalışmak çok farklı şey. Abi dediğim insanlar bana asılmaya başladı.
Düşünebiliyor musunuz? Yani mücadele veriyorsunuz. Yani bakmayın benim bir de mazbut tarafım vardır. Yani onu her zaman korurum o mazbut tarafımı. Siz mesleki çalışmasını uzun yıllar devam ettirmiş birisiniz. Yani belki kesintisiz değil, aralar da verdiniz ama devam ettirdiniz. Yine de yılmadan çalışmaya nasıl devam edebildiniz? Bu kadar sizi üzebilecek muamele de görmüşken. Sizi ayakta tutabilen şey ne oldu? Çalışmayı çok seviyorum tabii yani. Dans etmeyi çok seviyordum. Film çekmeyi çok seviyorum. Dizileri yani diziler biraz fabrikasyon geliyor bana. O yani hep aynı şeyler bitmiyor bir de. Hele uzun sürerse nasıl dayanırım bilemem. Çünkü ben rahat da yaşamasını seven bir insanım. Yani istediğim zaman kalkayım, istediğim zaman yemek yemeyim. Benim yemek saatimde ben acıktıkça yemek yerim. Yani kilo da çok düzen insanı kilo değilim diyorsun. Hayır değilim. Kilo da almıyorum. Ne zaman acıkırsam yiyorum. Bazen gece kalkıyorum yemek yiyorum. Kilo da almıyorum rahatlıkla. Ama yediğim şeyler yani faydalı şeylerdir. Hazır yemek hiç yemem katiyen. Mümkün değil. Kendim yaparım yemeğimi. Hı, mutfakla aranız nasıl? Kendim yaparım. Ben mesela alıyorum kuyruk yağdan içerisine öteberiler koyup yağımı da kendim yapıyorum. Kuyruk yağı alıyorum. İçine süt, elma, soğan. Onları kıkırdağa çıkarttıktan sonra yemeklerimi onu kullanıyorum. Ya da zeytinyağı kullanıyorum. Bol miktarda yemekler. Pilava, makarnaya kullanıyorum onları. Yani kendinizi iyi tanıyorsunuz anladığım kadarıyla hakikaten. Annem yani. Annem de yapardı eskiden. Yağ mı vardı? Bunlar yapılırdı. Kıkırdakları da yerdik. Şimdi siz bunu söyleyince eminim dinleyenlerden hem sağlıklı yaşıyorum, dikkat ediyorum diyor hem de kuyruk yağından bahsediyor kuyruk diyecektir yağ. Sizin için. Hayır ama. Kuyruk yağı çok güzel bir yağdır. Bilen bilir onu. Kuyruk yağı çok güzel bir yağdır. Kullanmaya da devam ediyorsunuz. Tabii canım tabii yapıyorum. Evet. Ama mesela her yemeğe değil tabii. Hı hı. Genellikle benim yemeklerim hep zeytinyağlıdır. Hani pilavdı, makarnaydı falan bunların içerisine koyuyorum o yağı. Harikulade yani. Zaten içinde elma var, soğanı var. Çok yalnız şeyleri elma var. Ile soğana çok şaşırdım bu arada. Tabii onunla kaynıyor. Onunla kaynıyor. Rayhası içine siniyor. Tabii süzgeçten geçiyor. Onu kullanıyorum. biraz yapıyorum. İpi gidiyor bana o. Hatta bir kısmını buzluğa koyuyorum. Duyanlar şimdi merak edecek. Gerçekten merak ettim. Yani şu programın ardından ben sizden tarifler de alabilirim. Tamam, öyle görünüyor. Tamam. Çünkü şöyle bir şey var açık söylemek gerekirse bunlar ilgimi çeken şeyler. Hani ben izleyenlerimin geneli adına sözcülük etmeye gayret gösteriyorsam da damak zevkim şu söylemiş olduğunuz şeyle de çok yakın bir yerde çok duruyor. Çok da lezzetli oluyor. Ay o nedir, nasıldır falan hiç asla onlardan değilim yani. Hayır, katiyen. İçine öyle şeyler konuyor ki. Defne yaprağı mesela kaynatırken defne yaprağı koyuyorum. Çok güzel oluyor. Bütün bu çalışma hayatı içinde onları devam ettiriyor olmak, onlarla birlikte yaşamaya devam etmiş olmak zor olmadı mı? Yani hiç hayatınızın dışını, ev düzeninden bahsediyorum özellikle. Bir arada götürmek zor olmadı mı? Şimdi çok çalıştığım devrelerde tabii devamlı kadın vardı ev işleri yapmak için. Çünkü yapamam. Şimdi de tabii alıyorum haftada bir gün. O zaman devamlı vardı evde kadın. Yok ben yorulmam biliyor musunuz? Onu düşündüm. Ben hiç yorulmam. Hiç yorgunluk bilmem. Sadece beni yoran şey moralimi bozuk olduğu zaman elim ayağım tutmaz. Hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam. Onun dışında hiç yorulmam. Ve hala kendi işimi kendim yapıyorum. Yani haftada bir gün, 15 günde bir kadın alıyorum. Kendim yapıyorum. Galiba insanı diri, sıhhatli tutan şeylerden bir tanesi de bu morali, heyecanı kaybetmemek. Çok dostlarım vardır. Benim evim herkese açıktır. Zorlandığınız zamanlar oldu mu peki? Yani mesela hayat evreleri içinde hep aynı çizgide gitmez. Şu dönemler kötü zamanlarda hakikaten. Hatırlayınca bile burnumun direği sızlar dediğiniz dönemler oldu. O ayrılıklarda oldu. 3 evlilik yaptım. O kararlar beni çok yordu. Yani zaten bir tanesinde Yılmaz Duru'dan işte çocuğum var Turhan.
O onda zor karar verdim ayrılmaya. İkinci evliyim Halit Refi'ydi biliyorsunuz. O çok tabii farklıdır. Halit Refi benim hayatımda çok önemlidir. Benim üniversitemdir. Hep söylerim. Çok şey öğrendim ondan. Aslında siz bunu anlatmaya başlamışken aklımdan geçen şeylerden bir tanesiydi. Evet, zorluklardan bahsettiniz ama mesela geçmişte eski eşlerinizle ilgili asla olumsuz konuştuğunuzda da rastlamıyoruz. Aksine yani daha doğrusu gerçekçi bir biçimde zorluklardan da bahsediyorsunuz ama işin hakikati şu ki şu alanda şunu öğrenmişimdir, bunu yapmışımdır diye söylüyorsunuz. O bakımdan bu önemli, özellikli bir duruş. Nasıl biriydi sizin için Halit Refik? Şimdi ben insanları suçlamasını sevmiyorum. Bir defa onu söyleyeyim. Yani evet, Yılmaz Duru ben hamileydim. Herhalde 6 aylık falandım. Bıraktı gittiği zaman ben onu da sorgulamadım. Çünkü biz beraber gidecektik Amerika'ya. Ama bu çocuk olayı olunca işte bana da haber vermedi. Belki neden vermedi. Bir mektup bıraktı gitti Yılmaz Duru. Ben gene çocuğumu dünyaya getirdim. Dans ediyordum zaten. Filmde yaptım, dans da yaptım. Kalktım gittim. Sorgulamadım, kızmadım da. Çünkü insanın niyeti çok önemli. O beni terk etmedi ki, şartlar oydu. Onun için gitti. Daha herkes beni tenkit etti. Niye gidiyorsun? Gitme. Çocuk var, küçük bir çocuk var yani. Ne olacak bu maceram mı yani? Kucağımda çocukla kalırsam beni kimse rahat bırakmaz. O devirde. Tabii ki gideceğim. İyi ki de gitmişim. Ya kaldım. 2 sene zaman bir kaldım. Geldim. İşte filmler yapmaya başladım. Hı-hı. Sıkılıyorum ben bir de evlilikten ayrıldıktan sonra. Halit Refi ile evlendim. Halit'le de insan olarak çok severim. Nur içinde yazdım. İkisi de rahmetli oldu zaten. Nur içinde. Halit benim üniversitem oldu. Halit benim hayatıma yön veren bir adam oldu. Herkes bana hayret ediyordu. Yılmaz Duru'dan sonra Halit'le. Halit öyle bote bir yakışıklı bir adam değil. Normal bir adamdı. Ama onun düşünceleri, onun hayata bakışı benim gözüme açtı. Ne buldunuz? Neydi farklılığı sizde, sizin gözünüzde? Hayata nasıl davranmam gerektiğini, neler öğrenmem, neler bilmem lazım hayata. Mesela ben sinemaya başladığım zaman elim ayağım düzgün, güzelce bir kadındım. Güzel çıkayım diye çaba sarf ederdim. Hı hı. Halit de bunu değil, bu bir sanat. Bu bir iş. Yalnız güzel gözükmek değil bu iş. Sinema. Sinema mesaj da veriyor, yeri geliyor, neler anlatıyor. Onu öğrendim mesela. İlk aklıma gelen bu. Yani güzelliğin geçici olacağı, kalıcı değil, başka şeylerin yanında olması lazım. Bunları öğrendim. Ondan evvel güzel çıkayım diye bakıyordum. Sonra o kalmadı. O çok zor bir şey. Yani nasıl rolünü yapamazsınız? Hani şey derler, birisinin sağ tarafı daha güzelmiş, sol tarafı evet, daha... Evet. Ben onu hala bilmem. Geçenlerde birisi söyledi. Galiba sağ taraf, yok sol taraf mı iyi dedi. Neyse, onu da bile hatırlamıyorum. Çok saçma bir şey. Belki de doğru, ben bilmiyorum. Sonrasındaki dönemde dizi oyunculuğuyla sinema oyunculuğunu mukayese ederken hani diziye anladığım kadarıyla sinema kadar sanatsal bulmadınız mı diyelim. Nasıl ifade ediyorsunuz daha doğrusu? Fabrikasyon tabii, o kalıcı değil. Ama ben ikisinde de aynı heyecanı yaşarım, yalnız onu söyleyeyim. Tabii ki sinemayı daha çok seviyorum. Film yapmayı da, pardon, hı-hı, yanlış söyledim. Film yapmayı daha çok seviyorum televizyonda. Ama ben ikisini de aynı şekle oynuyorum. Aynı duyguyla, hiçbir değişen bir şey yok benim için. Ama derseniz ki diziler oynadığı zaman her gün, her hafta hepsini seyrettim mi? Hayır, seyretmedim. Yani pek fazla seyretmek de işime gelmiyor. Neden? Bilmiyorum. Yani ama film olunca farklı bir şey tabii. Pek işime gelmiyor. Bugüne kadar yaptıklarınızın ötesinde bundan sonra
şöyle bir şeyde oynamayı isterim diye. Zihninizde herhangi bir şey var mı? Böyle hedefleri olur mu daha doğrusu oyuncunun? Onu bilemiyorum ama. Eskiden vardı ama şimdi yok o. Vardı. Neden? Gençken vardı. Ha, nasıl şeyler tahayyül ediyordunuz? Yani, ve şimdi niye yok? Şimdi gençken o düşünceler farklı. Daha farklı oluyor. Tabii yaş ilerleyince alacağınız rolün en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. O kadar. Başka bir şey düşünmüyorsunuz. Mesela benim gençliğimde Osman Seden beni Kemal Film'in sahibi Yezani'ye çağırdığı zaman Çalı Kuşu'nu sana oynatacağım demişti. Çalı Kuşu'nu da birkaç kere okudum ben. Ve de en çok oynamak istediğim Çalı Kuşu'ydu. Çünkü o Çalı Kuşu'nda hem genç kızı oynayabilirdim hem sonraki hali de oynayabilirdim. Bana da bunu söz vermişti. Sana oynatacağım diye. Bana oynatmadı. Neyse Türkan Şoray oynadı. O da tabii ki sevdiğimiz bir insan. Onun çocukluğunu galiba gençliğini Ayşecik oynadı. Bildiğim kadarıyla bilmiyorum. Yani sonra tekrar yaptılar onu. Bir kere daha yaptı. Osman abi beni çağırdı. Başka bir rol verecekti. Yok dedim Osman abi ben oynamam bu filmde. Neden oynamıyorsun? Sizin bana sözünüz vardı. Hep böyle kandırdınız beni her filmde oynatırken. Eyvah. Çalı Kuşu'nu sana oynatacağım oyun. Bana oynatmadınız. Ben de bunu oynamıyorum dedim. Haklısın dedim. Hatırlıyorum dedim. Peki özellikle ondan bahsedelim. Yani o çok oynamak istediğiniz şeyde perdede başarılı da olmuş olsa Türkan Şoray'ı görünce ne hissettiniz? Yine de böyle bakıp ben olmalıydım. Duygusunu yaşadınız mı? Şunu dedim. Şey de oynadı onu ikinci kere yaptığı zaman. Aydan Şener de oynadı ama ben artık oynayamazdım. Yaşım vardı. Ben o yanlış buldum. Çünkü ben o çocukluğu oynayabilecek pozisyondaydım o zamanları. Oynasaydım. Çünkü Ayşecik oynadı onun Türkan'ın yerine. Çocukluğu oynatmadılar Türkan Hanım'a. Kendi oyunculuğunuzu nasıl buluyorsunuz? Kendi çağdaşlarınızla, akranlarınızla değerlendirdiğiniz zamanda. Şimdi şaşıracaksınız. Oyuncu, her oyuncu benim gibidir tabii. Çok efor sarf ediyorsunuz oynarken. Çok konsantre oluyorsunuz. Kendinizi kaybediyorsunuz. Tabii gene kontrol içerisinde. Ama sanki perdede o çıkmıyormuş gibi geliyor bana. Ben tatmin olmuyorum. Hiçbir oyunumda tatmin olmadım şimdiye kadar. İnanın ki. Çok samimi söylüyorum. Budur diyemediniz. Oldu demedim. Bir dahaki filmde daha iyi oynarım dedim. Bir dahaki filmde daha iyi oynarım dedim. Hep o duygum öyle devam etti. Ama bu birçok insanda bu varmış galiba. Öyle diyorlar. Yalnız ben de değil. Bu mükemmeliyetçi ve çalışkan insanların aslında karakteristiğinin bir parçası. Evet, varmış. Çünkü bir sonrası ve daha iyisi her zaman mümkün olabileceğinden bu düşünen insanın da tavrı aslında. Ben oldum demeyeceksiniz zaten. Hiçbir işte ben oldum denme. Zaten o zaman ilerleyemezsiniz belki de. Ben oldum derseniz. Şimdi ben durumu soruyorum mukayeseli olsun diye soruyorum ama sizin ağzınızdan hiç kötü bir şey çıkmıyor zaten kimseyle ilgili. O genel hayattaki duruşunuzla da uyumlu olarak yapıcı tavrınızı sürdürüyorsunuz. Ama bir değerlendirmeyi de bugünkü genç oyuncular için soracağım. Bugünkü oyunculuğu nasıl buluyorsunuz? Önce bununla başlayalım. Tamam. Nasıl buluyorsunuz? Şimdi tabii onlar eğitim görüyorlar. Biz eğitim görmedik, alaylıyız biliyorsunuz. Biz boza boza öğrendik. Onlar direkt bilerek geliyorlar. Hepsi değil tabii. Her şey mükemmel. Fakat bazılarında ruh yok. Ama güzel oynuyorlar. Ama ruh yok. Teknik buluyorsunuz yani biraz. Evet, fazla teknik. Var tabii içlerinde. Beğendiklerim var. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Tabii belki alakası yok ama gençlerin estetik yapmasına şiddetle karşıyım. Şiddetle karşıyım. Hani yaşlanınca estetik yapabilirsiniz. Normaldir. Hani kendin rahatmışsın, buraları sarkmıştır. Onları şey yap, tip değiştirme yapıyorlar. Çoğunda görüyorum onu. Dehşet verici bir şey. Koy köfte bir dudak, minnacık bir burun. Muhterem burnuna özenmişler. Türkan Şoray'ın dudağına özenmişler. İkisi olmuyor. Ayrı ayrı ve kendi yüzlerinde İkisi güzel. İkisi olmuyor tabii olmuyor.
O çünkü o muhteremdi, o güzel burun. Türkan Şoray'dı o dudak güzel. Öyle bir tuhaf ile profilden bahsettim vermeyeceğim. Çalışamıyor kameraman çünkü çok çirkin çıkıyor profilden. Pastan çalışması lazım. Yapmasınlar. Yaşlanınca yapsınlar. Diyelim ki kanca burnu var. Bunu da aldırsınlar. Tamam, o kadar katı değilim. Tip değiştirmesinler. İçeride bir şey konuşmuştuk. Hatırladınız değil mi? Herkesin, bütün sanatçıların güzel taraflarını almışlar. Orangoton maymunu gibi bir şey çıkmış ortaya. Tabii. Evet, herkesin kendi çehresinde kendi uzvu güzel tip herhalde. Tip değiştirilmez. Düzeltmeler olabilir. Normal. Benim çok arkadaşlarım söylüyor, estetik ol buraya. Hiç umurumda değil. Ben genç kızımı oynayacağım. Hiç umurumda değil. Yaptım. Zaten korkuyorum da. Az önce söylediniz. Yani belki yapılabilir, toparlanabilir. Sizin böyle bir kendinizde ihtiyaç hissettiniz mi? Şahsi kanaatim, bütün güzelliğiniz ve zarafetinizle karşımda otururken bunu sormak da abes ama. Yani şuralar aldırtabilirim belki. Yaptırmam ya. Hani daha da iyi olabilir. Hani tip değiştirme değil bu. Sarkan yerleri toparlamaktır. Ama bıçak altına yatmaktan korkuyorum. Onun için de yapamam onu da. Sinemadan önce sizi televizyonda ilkin görmüş biriyim. Bizim Ev dizisinde. Aa evet. Cüneyt Arkın'ın oynuyordunuz orada. Evet evet, Bizim Ev. Çok hoştu. Yani siz öyle sürekli televizyon yapımlarını belki tabii ki çalıştınız. Sinema Marziye vardı şeyle yapmıştık. Gülben Ergen'le yapmıştık Marziye. Çok az dizi yaptım zaten ben. Çok görmüyorsunuz. Bu özel bir tercih mi? Değil. Tabii her rolü de almıyordum zamanında. Şimdi onlar benim kafamı çalmıyorlar. Doğrusunu istersek. Ama önemli değil. Kendime göre güzel şeyler yaptım. Bazı oynamak istediğim şeyler vardı. Oynayamamış olabilirim ama hayatın içinde bu da var. Ne yapalım? Her insan gerçekten bir alem. O kadar büyük, o kadar geniş. Görüp ettikleri, kazanıp kaybettikleriyle Nilüfer Aydan içtenlikle paylaştı kendi alemini. Samimi sözleri yakalıyor insanı. Dikkatinizi veriyorsunuz. Onun derleyip topladığı tecrübeden dinleyene ne kalır diye. Aklımda en çok kalan sözü kıskançlık üzerine söyledikleri. Sakın diyor, kıskançtan, kıskançlıktan uzak durun. Çünkü kıskançlık kadar zehirli ve yıpratıcı şey yoktur.